Orkun'un videosu. Orkun'a bakalım ya, dur. Bugün random bir yayın olacak bu arada. Öyle belli bir konsept falan yok. Bu ne lan? 5.385.000 TL dünyanın en pahalı karavanı. Böyle karavan mı olur be? 5 milyona çok güzel bir ev alırsın. İstanbul'da alamazsın da burada alırsın yani. Aşkım çok tatlı bu. Oha. Benim her zaman bir karavanım olsun istemişimdir dostlar. Bir ara şey düşündüm. Bir ara dediğimde bundan maksimum 1-2 sene önce falan. Dedim ki arkadaş ben niye bir evde yaşıyorum? Şimdi ev fiyatlarına bakıyorum, tamam mı? Çok pahalı. Yat fiyatlarına bakıyorum, çok ucuz. Şimdi yat fiyatları gayet uygun bu arada. Bayağı uygun. Çünkü yatta hani bilmiyorsunuzdur diye söylüyorum, KDV ve ÖTV yok. Çok saçma, ben de bunun farkındayım. İlk öğrendiğimde hatta bayağı bir şaşırmıştım. Demiştim nasıl anasını satayım. Allah'ın kıçı kırık bir 2000 model arabasını alıyorsun. Dünya kadar vergi veriyorsun. 3 tane devleti alıyorsun. Zengin yat aldığında nasıl vergi vermiyor diye düşünüyordum sürekli olarak. O yüzden yatlar çok ucuza geliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Şu anda Türkiye'de ortalama bir araba fiyatına bayağı güzel bir yat satın alabilirsiniz, öyle söyleyeyim. Bayağı bayağı güzel. Böyle hani 20 metre yatlardan falan bahsediyorum, öyle söyleyeyim. Gayet güzel bir yat alabilirsiniz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Düşündüm ben bunu bir ara. Dedim ki ben yatta yaşayayım ya. Yani niye eve gidiyorum ki? Güzel güzel böyle açık havada yayınımı yaparım, videomu yaparım, takılırım. Akşam gelirim böyle yatağa, uzanırım falan. Eğlenceli olur her şey diye düşünüyordum. Ondan sonra marina fiyatları diye bir şey varmış dostlar. Ben bunu tabii yeni öğrendim. Marina fiyatları şu oluyor. Marina. Marina bağlama ücretleri. Bu marina bağlanma ücretleri, marina deyince bazı ergen arkadaşlar marina bağlanma. Acaba ne demek? Neyse iğrenç bir espri yapmayacağım. Bu marina bağlanma ücretleri denilen şey dostlar, sizin yatınızın, geminizin, artık her ne bokunuz varsa, tamam mı? Onu bağlama ücreti, yani şuradaki bağlama ücreti. O kadar pahalı, o kadar pahalı ki göremezsiniz. İnanamazsınız dostlar, göremezsiniz ne lan? İnanılmaz pahalı şeyler. Bu hayalim böylelikle suya düşmüştü. Ayda 10-15 bin TL paradan bahsediyoruz. Sadece bağlama ücreti olarak. Bakım falan hepsi ayrı bu arada bunların. Ama tabii tanıdık falan varsa bedavaya yaptıran da mutlaka vardır yani. Ondan sonra dedim ki ben bir karavan alayım. Hani ulan hem gezerim işte, dünyayı gezerim. Türkiye'yi gezerim. Türkiye'nin gitmediğim yerlerine giderim. Videolarımı yaparım. Yayınlarımı yaparım. İleride facecamli yayınlara falan başlayınca da sizi de gezdiririm diye düşündüm. Bu da bu yatla aynı muhabbet. Anlatabiliyor muyum? Sonra neden vazgeçtiğimi bir sorar mısınız dostlar? Çok sorun ya. Sormanızı istiyorum şu anda. Ben dedim ki ben bunu süremem. Oğlum çok zor görünüyor lan. Bunu nasıl sürüyorlar ya? Ben dedim ben bunu süremem. Şoför tut. Kanka şoför tutarsam da rahat edemem. Yani ben bunu süremem. Otomatik pilotlu al sen de. Sik de. Öyle bir şey mi var Türkiye'de? Aykım yetmedi. Neyse dur. Orkun'un şu videosunu bir izleyelim ya. Dolaplardan ne beklentin var? İçinde aşkım oda falan bir şey vardı belki. Dolabı bozdun mu? Ne? Video girişim bundan sonra böyle. Video girişlerini böyle yap. Hatta İngilizce alt yazı var. Amerika'dayız. Ne yapıyoruz? Dünyanın en pahalı şeylerini denediğimiz seride bugün 400 bin dolarlık bir karavan bulduk. Yaklaşık dolar. 6 milyon TL. Yani birim fiyatına vurduğunda o kadar da pahalı değil bu arada. 400 bin TL gibi düşünürsek eğer çok da bir şey değil. 400 bin TL'ye şu anda golf gelmiyor. TL'lik karavan göreceğiz. Allah'ım çok güzel. Bayılıyoruz karavanlara zaten. Bakalım gidelim, burada karavan fiyatları ne kadar? Karavanlar nasıl? En pahalı bulabildiğimiz karavan 6 milyon liralık karavan nasıl olabilir? Çünkü biz daha önce sonradan görme serisinde karavan yapmıştık. 2,5 milyon lira.
Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın. Kanka ben yani ne bileyim. Karavan baksana şuna. Bu nasıl sürülür ya? Ama bunu normal bir insan süremez. Bunun için bayağı bir tecrüben olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Böyle araba sürme tecrübesi falan. Ben de çok araba sürmeyi seven bir insan değilim. Ben ehliyetimi aldığım ikinci hafta İstanbul'a gittim arabayla. Yani iki kere gittim hem de. Cesurumdur ama yani ne bileyim bunu süremem oğlum. Ben bunda görmem kimseyi. Motorcuları falan ezerim. Tanrı korusun. Yani vicdan azabından ölür giderim sonra. Ben çok vicdanlı bir insanım ya. Birine bir zarar versem yanlışlıkla. Kötü biri ise ayrı konu ama trafikte kötü mü iyi mi? Nereden ayırt edeceğim anasını satayım? Yani birini falan ezerim motorun altında kalır. Bazen görüyorum Kuşadası'nda falan. Mesela ben araba sürerken motorculardan her zaman uzak duruyorum. Her zaman böyle köşeye falan çekiliyorum. Keşke ben motor sürerken onlar da öyle yapsa ayrı bir konu ama hep böyle köşeden köşeden sürüyorum. Çünkü bakıyorum mesela bir anne baba işte ne bileyim çocuğunu okuldan almış, çocuğu arkadan sarılmış, çocuğun kollar küçücük zaten. Anasını satayım en ufak bir hatada bir düşseler yere ya vicdan azabından ölürsün ya öyle söyleyeyim. Gerçekten liralık çok kötü karavan bile şeyler bunlar. inanılmazdı. Amerika'da dünyanın en pahalı yerinde 6 milyon liralık karavan nasıl olur kim bilir? Hadi gidelim. Benzin alma simülasyonu. Burada kendin alıyorsun. Self servis benzin. Kar çakıştır. Normal benzin. Benzin oldu her yerimiz. Tam diyecektim ki self servis ne güzel. Bizde de böyle Self olsun servis ama neden olmadı alırız. Harbiden bizde niye Kendi böyle değil dolduruyor. ya? Bitince pıt ediyor. Çıkarıyorsun. Bitiyor zaten. Vallahi ne bileyim. Pompacılık kadar gereksiz bir meslek yok bence. Self servis olması gerekiyor bence de. Bir saat adamı beklemek zorunda kalmıyorsun arkadaş. Benzinlikçiye Ana gidiyorum bazen adam yok karavanhaneye gel. adamı bekliyor. Aşkım Ne kadar saçma. karavan. Şey diyor bak aradığınız karavan burada yoksa diyor. Sitemize bakın diyor. Binin üstünde karavan var diyor. Gelindi. Çıkarın karavanları. O karavanlar bak adamların burada normalde 1000'e yakın karavan oluyormuş. Çok sattıkları için şu an 300-400 tane var. İnanılmaz ben hayatımda bu kadar karavanı bir arada görmedim. Şimdi Çok böyle güzel daha ya. Uygun fiyatlılardan başlayacağız. Uygun dediğimde 100 bin dolar. Buradaki yine başlangıç orta level'lara yakın karavanlardan bir tanesi. Yıl. Bunların hepsi bu arada moto karavan, çekme karavan da çok fazla var. Yolda yine geçerken bakıyoruz. Burası. Aa çok güzel bence. Bunun yanları açılmıyor. Bak şurada güzel bir tane tentesi var. Buradan tenteyi çıkartıyorsun. Buraya böyle bir teras alıyorsun. İşte sandalye attın, bir şey attın, mangalını yaptın burada gittiğin yerde. Bak bunlar küçük mesela. Bunlar o kadar büyük değil. Bunlar 1 artı 1. Yani 2 kişilik anlamında sorun. Burada ne var? Bu nedir bir sence? 2 kişiden daha fazla Siler çok yaşayamaz. Rahat. Bu nedir? Buradan böyle bir mutfak çıkacak diye falan bekliyorum. Haa televizyon. Bayılıyor bunlar ya. Her yer fazla fazla televizyon koysunlar. Evet. 3'er 5'er televizyon. Fiyatı da artıyor bu da bitecek. 100 dolar lan o televizyon. Aşkım çok tatlı bu. Baya güzel ya. Buna Aa çok bütün tatlı dünyaya gerçekten. Gezersin bunda. Ha bak şurada da bir yatak alanı var. Bu da böyle üçüncü biri kaldığında, Mis. Misafir kaldığında kullanmak için. Tamam işte orası Buffy'nin işte ya. Buffy uyur musun orada? Ha? Karaktersiz kedi. Bir tane televizyon Hiçbir şey koymuşlar. beğenmiyor. Televizyonun buradan böyle bağlantı çıkışlarını da koymuşlar. Şurada bir tane güzel oturuş alanı var. Ben şu şeyi seviyorum ya. Direkt öne geçme olayı var ya. Bazıları arası kapalı oluyor ama bazılarında direkt geçiyorsun. Bence tatlış bu. Burası biraz alçak. Mesela ben kullanıyorum aşkım bunu. Sen arkada takılıyorsun. Yemek yapıyorum. Hayalin değil mi? Yemek yemek yapmazsan. Nerede yemek yaptın ya? Allah hayatında yemek mi yaptın sen? Şurada bilgisayarda maillerine bakıyorsun. Bizdeki karavanlarda genelde küçük karavanlarda şey oluyor. Normal tüplü bir ocak sistemi oluyor. Bu bayağı dörtlü ocak, bir de sanayi tipi ocak gibi. Bayağı güzel yapmışlar. Dört değil ya, üçlü. Bir, iki, üç, dört tane. Fırın bence. Ha bak burada tatlış bir lavabomuz var. Şurada bir saklama haznesi var mı? Kapağı açalım. Ha bir dakika, bunda şey de var. Solar panel var. Güneş paneli mi bu? Güneş paneli fiyata dahil mi? Onu merak ettim. Fiyata? Bu böyle şey. Güneş paneli olması gerekiyor zaten. Sular nasıl ısınacak ki yoksa? İki kişilik yatak değil. 1,5 kişilik falan bence. Şeyini ölçeyim yatak boyunu. Belki içeride çalışan aletleri de güneş enerjisiyle çekiyor olabilirler. Benim harika ölçüm Elektronik sistemim alet falan karışla. Varsa. Bir karışım 22 santim. 22, 44, 66, 88, 110. 110, 120 bu yatak. Yani bu 1,5 kişilik. Aynen ama yine rahat sarsın. Biraz sıcak ama, kliması falan kesin vardır. Aynen. Ha bak baş üstü lambası. Şurası tuvalet. HDNF helal olsun be. Çok da güzelmiş. Yazma. Aşkım buraya taşınıp bir Yeter tane kanka. Alıyor muyuz bundan? Malzeme kalitesi bana Sunta. Harika gelmedi. Aynen. Sunta da değil bu ya.
ya. Oğlum kızmıyorum sana. Buzdolabını abartmışlar. Niye kızmıyor? Tam boy buzdolabı koymuş. Bence tam boy buzdolabına gerek yok. Evet, bu biraz bence... Dolap çalışıyor mu şu an? Yok. Bu muhtemelen bir... Dolap da güzel. Ben çok beğendim içini ya. Gayet ideal. Havalandırma filtresi. İki kişiye çok rahat bir şekilde yeter yani. Hayvan gibi bir şey de gerek yok diye düşünüyorum. Demi gibi bir şey. Şuraya yatmak istedim. Neyi Orkun'u niye izliyoruz? Mesela niye izlemeyelim? Bir de bu açıdan bakmak lazım. Niye izlemeyelim? Dediğin zaman muhtemelen bir merdiven gibi bir şey burada var da merdiveni şuraya takıyorsun muhtemelen. Şuradan böyle çıkıyorsun. Bir çıkayım bakayım diyorum da. Aşkım. Babamla yeter misin? Burası klostrofobik. Sen yatamazsın burada. Yani aslında güzel yatılır bence. Klostrofobik olmaz ki. Tabuda benziyor lan. Değil bu arada. Bir, böyle bir sıcak samimi bir his yaratıyor bence içeride ama şey kötü. Alacakaranlıktaki vampirin yattığı tabuta benzemiyor mu? Kalktım mesela. Sen burada... Kesin. Kesin ben öldüm burada yani. Ben de ölürüm bu arada orada ya. Aşırı şekilde sakarlığım tuttu zaten birkaç aydır. Yani buradan kalkarken kafamı falan kırarım ben. Burada IQ'm her gün 5 düşer aşkım kafamı çarpa çarpa. Evet. Ha, yüksek mi ya orası? Değilmiş. Burada da işte su pompası, jeneratör, hava seviyeleri bilmem nesi, tank ısıtıcısı, ışıklar. Tatlış, beğendin mi? Yani içi bence çok güzel değildi. Aşkım neresi güzel değildi, ne yaptın ya? 1,5 milyon lira ya. Ya parasıyla alakası yok ki tipi. Oha, hepsi açık mı bu karavanların? Oha, bu nasıl oldu böyle bir anda? Bu nasıl bu kadar geniş ya? Açılanlardan muhtemelen, dışarıda genişleyenlerden. Bu da 2021 model. Farklı bir markanın yeni bir şeyi. Bak yine burada tatlış duşu, tuvaleti var. Ama bu bayağı geniş. Genişlik olarak çok geniş bence diğerine göre. Ya, bence güzel de yani. Açık bu. Kapanıyor. Bu kadar mümkün değil teknik olarak ya. Nasıl oldu diyorum hani. Oha, aşkım bunlar bayağı bu ev ya. Ya bak şurası da yatak oluyor. İki kişilik yatak oluyor burası. Burası normalde ortası kalkıyor. Yemek masası. Burada yatak odası. Bu bayağı kocaman yatak yani. Mutfağı kocaman. Bir mutfak ya. Bu bildiğin mutfak yani. Şurada böyle efendim çocuğun kaldı. Misafirin kaldı. Yatakları var. Çok güzelmiş ya. Burada karavan teknolojisi çok gelişmiş burada. Bu da çekme karavan. Bu da küçük bir tık. Çekme karavan. Bak bunlar da çok güzel oluyor mesela. Büyük SUV bir aracın falan varsa bunlardan da aslında alabilirsin. Ne bileyim atıyorum. Volvo XC90'ım var diyelim. Bu... Çekme karavanlar gayet de iş görüyor. Daha. Bak şu mesela rahat bence daha mantıklı. Bir tık daha küçük bir dolap. Bu da yeterli bence boyut olarak ya. Yatak alanı var yine. Amacın alakalı yani şimdi. Ya amaç yani şey karavanda yapmıyorsun. Karavanda yaşayacaksan. Ha full time karavanda yaşıyorsunuz. Tuvalet. Nereye sıçıyorlar acaba? Burada yine hiç yemek alanımız var. Şurada ikili koltuk var. Bak bu enteresan geldi. Bu senin dede karavanı ya. Evet. Bu burada olunca ben karşıdan bir televizyon inmesini bekliyorum. Mukasim. Bu ne? Bir şey var aşkım burada. Aşkım o koltuğu açıyor ayaklarını. Evet. Bunu çekince aşkım eject ediyor sandım. Böyle yukarıya fırlatıyor seni sanki. Televizyon o süper saçma gerçekten. Evet, televizyon fazla koyuyorlar normalde. Bunu da koymamışlar. Bak şurada şöminesi var. Burada bir kontrol paneli var. Bu televizyonu var. Burası gerçekten ayrı bir oda olmuş yani. Ve oda ya. Gayet güzel olmuş bence. Gayet yeterli. Bir tuvalet. Vallahi. Bak bu mutfağı ada gibi. Ada yapmışlar yani. Evet. Bence. Olarak. Şuna bence bunun yerine başka bir şey olabilirmiş. Ya yani mutfak bence şurası yeterli yani. Ne yapacaksın? 7 kişilik yemek hazırlamazsın. Ne düşünüyorsun karavanlar hakkında? Cillop. Bu adamlar çözmüş karavanın içini. Bak bizde bu kadar çeşit karavan. Bu kadar efendim yok. Küçüğü, ortası, büyüğü, çekmesi, itmesi. Küçük çeken karavanı, büyük çeken... Evet, şu 5.3 milyon TL'lik karavanı merak ediyorum sadece. Hadi şunu gösterin bana. Şimdi bak, şurası mesela... Evet, bak burası bildiğin rezidans yani şu anda. İçeri girdiği zaman bu koltuklar da bununla birlikte mi oynuyor muhtemelen? Evet, her şey dedi ya, bütün her şey paket halinde daralıyor. Allah Allah, şu mutfak da geliyor o zaman aynen içeri. Evet. Nasıl giriyor mutfak içeri ya? Dümdüz. Benim IQ'm yetmedi buna. Şimdi burada iki tane çok güzel koltuğumuz var. Hemen oturalım, severiz. Ne diyor? Düğmeler. Bayağı rahat ama bak belli. Demin bu mutfak bu karavana nasıl giriyor diye bir soru mu sordu Orkun ya? Kanka önce karavanı yapıyorlar, sonra mutfağı içeriden yapıyorlar falan hani. Hemen döndük. Burada iki kişilik bir yemek ya da önce mutfağı yapıp karavanı üzerine yapıyorlarmış. Ne komik olurdu lan. Alanımız var ama bence bu yemek alanı bir şekilde genişliyordur diye düşünüyorum. Bu şey de oluyordur kesin. Şu aşağı iniyordur. Burası yatak oluyordur bir şey. O da vardır. Bu ne? Saklama evet alanı mı? Aa, tatlış. Şurada bir tane yukarı çıkan fışkıran televizyon var. Seviyorlar televizyon. Burada da saklama alanlarımız var. Devasa bir buzdolabımız var. Şuradan. Bak.
dolabımız. Döndük. Oğlum çift kapılı buzdolabı var lan. Çift kapılı buzdolabı var. Mutfağımız şurada. Fakat... Camlar falan da kurşun geçirmiyorsa var ya uf. Güzel bir hani tehlikelerden korunmak için vesaire ekstra güvenlikliyse bu bildiğin ev yani. Bu karavan falan değil. Taşınabilir ev oluyor artık bu. Ocağımız var burada iki tane. Ama böyle bir şeye de gerek var mı bilmiyorum. Çok mantıklı gelmiyor yani. Ocak olan ocak. Bu neymiş? App'ten mi kontrol ediyorsun her şeyi? Değişik. Bak local app kontrol diyor. Her şeyi kontrol edebiliyorsun. Oha şey su seviyelerini bile görüyorsun. Enteresan. İşte bir anda suyun bitmesin diye haber veriyor öncesinde. Evet. Burada böyle merkezi bir kontrol sistemimiz var işte. Işıkları, evet. Elektriği, işte su seviyesini, sıcaklık seviyesini. Aracın yana çıkışlarını da ayarlayabiliyorsun buradan. Yani yan taraf tarafları açıp kapatabiliyorsun buradan. Ön taraftan da oluyor. Burada bir banyomuz var. Abi Suriye'ye gireceğim. Kurşun ne alaka? Kankam hani ekstra güvenlikli falan olsun diye. Sonuçta bazı evlerde kurşun geçirmiyor bildiğiniz gibi. Kapılar, camlar falan ekstra güvenlikli oluyor. Çok sağlam oluyor ya. Bu sonuçta karavan hani baktığında. Atıyorum bir ormana çektin değil mi karavanı? Suriye ile alakası yok. Oradaki tehlikelerden korunmak için belki bir grup maganda işte ne bileyim size ateş falan edecek ve onlardan korunmak istersiniz diye düşünüyorum. Yoksa ille de o arabayla savaşmak zorunda değilsin. Gayet tatlış. Duşumuz da çok. Bu çok güzelmiş ya. Ben bunu sevdim abi. Evet ben de. Duşumuz, tuvaletimiz, her şeyimiz var. Gel yatak odasına giriyoruz. Yatak odasına girmeden şunlar muhtemelen çamaşır makinesi mi? Evet tahmin etmişim. İki tane çamaşır makinesi var. Muhtemelen birisi kurutma makinesi ama değil mi? Herhalde öyledir. İki tane çamaşır makinesi ne alaka yoksa? Çamaşır ve kurutma makinesi. Evet. Bunlar. Bunlar bu arada jeneratörle çalışıyor. Bu makinenin üzerinde güneş paneli var ama elektriğin %100'ünü karşılamaya yetmiyor tabii ki. Işıkları vesaireyi çalıştırabiliyor. Yine jeneratör var içerisinde benzinle çalışan. Onunla da işte diğer sistemleri çalıştırıyorlar. Abi ben pervane ilk defa görüyorum şeyde. Karavanda. Enteresanmış. Yatak gayet iki kişilik yatak yani. Kocaman yatak. Bir sürü yine bak yataktayken efendim ışığı kapatmak istiyorsun. Böyle tavana bakıp ışığı kapatabiliyorsun. Çok iyiymiş. Ne böyle karavanın olsun ister misin? Tabii ki olsun isterim ama kendim bu parayı bu karavana vermem. Öyle söyleyeyim. Yani bana deseler ki 5.3 milyon TL al bunu ne istiyorsan yap deseler gidip de o 5.3 milyon TL'yi bu karavana vermem. Gereksiz pahalı. Yani bir karavana verilecek bir para değil. Bu kadar lüks bir karavana gerek de yok zaten. Yine tabii ki herkes her malının güzel olmasını, içinin çok temiz olmasını... yaşanılabilir olmasını vesaire ister ama buna gerek yok. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Bu içeride 10 kişi falan yaşıyorsunuzdur. Böyle büyük bir arkadaş grubunuz veya bir aile grubunuz falan vardır. Tamam böyle bir şey alabilirsin. Bir de çok geziyorsundur. Öyle böyle değil. Hani sürekli dünyanın bir ucundan bir ucuna gidiyorsundur. Ama yani onun dışında gerek yok yani böyle bir şeye. Değişik. Burada bir tane daha tuvalet var gibi bekliyordum bu arada. Burada da televizyonumuz var bir tane. Burada karavanların hepsine koymak zorundalar. Acil çıkış oluyor. Camdan buradan çıkabiliyorsunuz. Başka yine güzel saklama alanlarımız. Vallahi ben bunu çok beğendim. Cillop gibi karavan yapmışlar hocam. Ben de beğendim. Değil benim mi? En beğendiğim bu olabilir. Evet. Vallahi fiyat performans da daha iyi. Gittik. Dolaplardan ne beklentin var? Ben onu çok merak ettim. İçinde aşkım oda falan bir şey vardır belki. Dolabın. Yani bir şey, bir alan, bir kullanım bir şeyi vardır. Belki arkada girdim, önden girdim. Şimdi geçiyoruz en pahalısına. 400 bin dolar, 6 milyon TL'ye bu adamların yaptığı karavan herhalde manyak gibi bir şey olacak. Oha bunun da üstü varmış ya. Şu anda 6 milyon TL'lik karavana gidiyoruz. Yes geldik şimdi. Nasıl 6 milyon TL'ye nasıl bir karavan olabilir? Herhalde musluklar falan hafiften bir altın kaplamaya doğru kayar diye düşünüyorum. Evet görgüsüzlük yaptığımın da farkındayım. Ama öyle olması gerekiyor 6 milyon TL'lik bir karavanda. Veya karavanın kendi kendine sürülmesi gerekiyor. Kendi kendine gidecek. Ben dokunmayacağım karavana. Hatta karavan bazen acıktın mı acıkmadın mı? Bugün ne yemek istersiniz? Sadık Bey Hazretleri son samuray ninja üstadımız... her şeyimiz, canımız, ciğerimiz falan diye arada iltifat etmesi gerekiyor. Başka bir yolu yok yani bunun. Eşeğin zıt dediği yer mi oluyor aşkım burası? Devam edelim. Adnan Oktar'ın, kediciklerinin Adnan Oktar'ı övdüğü gibi bu 6 milyon TL'lik karavana sahip olursam eğer bu karavanın beni övmesini istiyorum.
200 bin dolar. Rentena marka. 2021 model 01 karavan. Bu arada deminki karavan 5.3 milyon TL değilmiş. Bu 5.3 milyonmuş. Askeri araca benziyor. Gel bir dışından mıncıklamaya başlayalım. 13 metre uzunluğunda, bayağı geniş. Bunların bu tarafı da açılıyor, bu tarafı da açılıyor. O yüzden inanılmaz bir genişlik oluyordur içeride diye düşünüyorum. Yüksekliği de çok uzun bunun. Kaç metre aşkım sence? Sen kaçsın? Ben 1.83. 2.5 tane. O zaman 5 metre mi lan? Bayağı 2 tane ise benden 3.66. 4 metreye yakın. Ya bak şuradan gezmeye başlayalım. Şurada kapı zili var. Ana giriş kapımız burası. Ha bir de bak. Bak işte ya lükslülük böyle bir şey işte bak. Yani 5.3 milyon TL'lik karavanda böyle şeyler olması çok normal. Amerika'daki araçlarda şu var, bunu gösterelim. Normal telefondaki gibi, telefonda 4 taneli bir şifre belirlediğin gibi burada da araca giriş için kendine 4 taneli bir şifre belirleyebiliyorsun. Atıyorum anahtarı unuttuğun zaman, bir şey olduğu zaman buradan o şifreyi yazarak da kapıyı açabiliyorsun. Burada yanda saklama ünitelerimiz var. Çok güzel ya. Bu çok mantıklı. Ya bak. Bir şey diyeceğim. Bu bildiğin şehirler arası otobüs gibi değil mi ya şu anda baktığınızda? Bak aynı konsepte yapmışlar. Burada da bir. Bunlar büyük ya. Güler Aslan bu. Vallahi Met şey lan bu. Kamil Koç bu. Kamil Koç da böyle. Saklama ünitesi deyip geçmemek lazım. Ben... Abi bavulun var mı falan derlerdi küçükken böyle. Atarlardı bavulları. Sıyıyor hepsine bunları. Gel bakayım. Bir tane takmak şarjı var burada. Divan. Bu ne? Aa, şu ne? İçeriden dışarıya bu. Kapı mı var? Nasıl bir şey bu ya? Gel aşkım. O ne? Ha bu şey su tankı falan mı abi bu? Ha bak su şuradan tankı. Da kanalizasyon çıkıyor dışarıya. Saklama ünitesi bana çok hoşuma gitti. Diyez. Zil de hoşuma gitti. Ne güzel ses. Os ne? Aşkım burası bizim evden büyük. Yani evet. Şimdi gel önce motor kısmından başlayalım. Motokaravan yapan kısmı bu. Şurada 50 bin tane tuş var zaten. Wireless şarj ünitesi. Koltuk şeyi gibi bu arada. Gamer koltuğu gibi değil mi? Bilmem. Baba koltuğu ya da ikisinden. Neler? Bak burada iki tane asıl şeyimiz buradaki olay şey koltuk olması. Burada yanda oturan muavin mi deniyor? Mesela bunu bir insan nasıl sürer arkadaş? Yani bununla mahalle aralarına falan giremezsiniz. Muavin için bile wireless şarj ünitesi var. Ha bak şurada sanıyorum bunlar tavan ışıklarımız vesaire ışıklarımız. Genel ışıkları buradan kontrol ediyoruz. Ev ya. Bu otel odası. Baya geniş. Şurada bir tane açılan 1,5 kişi yatabilecek bir alan var. Bu yemek masası ben muhtemelen açıldı. Birisi yarım yatıyor. Buna inanıyorum. Kocaman. Bak mutfak. Gel. Ha buradaki ocağı alıp dışarı götürebiliyorsun. Ha bu taşınabilir ocağı. Bu değil miydi? Sanıyorum. Ay pis mi o? Pis olduğunu zannetmiyorum aşkım. Yeni üretimden çıkmış da. Ha bak burada aksesuarlar 421 bin dolar aksesuar paketiyle dahil satış fiyatı var. Gel aşkım. Burada genel bir hava oha bu buzdolabı da iki buzdolabı. Bizim evdeki buzdolabının aynısı. Büyük para değil mi? Büyüklük açısından. Ha. Şimdi gel bakalım saklama alanları nasılmış. Aa bayağı. Baksana. Bayağı giyimli buzdolabı. Bak mesela hadi diyorum ben kendi odama. Muho Yağmur 25 bir tane elmas göndermiş, bir YouTube linki vermiş. Nikine hayran kaldım kanka. Muho Yağmur. Muho Yağmur. Ama önce linke bakmam gerekiyor. Açıp açmayacağıma da söz veremem. Ha Amerika'nın halini geri yazırız değil mi? Erdoğan'ın videosu mu? Dur açarız birazdan bunu ya. Ama çekileceğim kardeşim hadi siyo. Evet. Ne oldu? Oo ben ne yap? Bir dakika abi, özür dilerim. Ben demin ne şey yaptım. Boş verin. Niye böyle bir şey yaşadık biz? Kapının diğer yarısı. Hiç istediğim gibi olmadı. Geri git. Şurası oda mı ne bu? Aa. Tuvalet. Aa ne güzelmiş kapı. Kapısı. İşte bak böyle karavanda kapının böyle açılması dur bakayım, lazım. Dur bakayım tekrar kapat aç. Bak. Şuradan hafif çeyrek açılıyor mu deniyor bu kapı? Yani yarı içeri, yarı dışarı açılıyor. Çok da içi açılmıyor. Oha! Ana! Üf! Ha bak burası kapanıyor galiba gel. Çık dışarı. Çık dışarı. Evet, bu kapının devamını yapmışlar. Bilemedim ya. Bozdun mu? Değil mi öyle şey? Görüşürüz HDNF kankam. İçin rahat etsin artık hadi. Evet, yatak odasına geldik. Gerçekten yatak odası da yatak odası ya. Bu 2,5 kişi, 3 kişilik bu yatak. Yatalım. Televizyon var. Yatayım hocam. Devasa bir yatak aşkım burası yani. Kafanı da çarpmıyorsun. Tavan yüksekliği de inanılmaz iyi. Bu bayağı evet. Bu da şu bir harama ya. Kocaman televizyon. Yine devasa saklama alanları. Gerçekten bak burada normalde bu şekilde açılan bir kapak yapsa, yana doğru açılsa yarısını alanın kaybedeceksin. Bak böyle açılıyor. Biliyor musun? Aferin valla. Evet. Buraya ne yapıyorsun? Pataklarının cesetleri sıkıştırıyorsun herhalde. Mesela ben cesedim. Kapa beni. Evet abi. Para makinesi bile var lan. Oğlum
Açılmıyor takas. Açılmıyor takas. Cesetle mi konuşuyorsun? Evet, açılmıyor. Ben konuşmama lazım. Cesetle konuşuyor musun gerçekten? Allah Allah. Vay be. Aa. Ama bu saçma. Millet neler neler yapıyor. Neler neler yapıyor. Acil durumlarda bence o. Evet, evet. Acil durumlarda. Evet, acil mesela. Ben çok beğendim. Ben dışarı çok beğendim. Koşman alır lazım. Mısın bunu? Aşkım 400 bin lira hiçbir şey alamam da. Yani 400 bin lira değil 400 bin dolar. Dolara pardon. Çıkarken bir tane daha televizyon bulduk. Bu da içeri girip dışarı çıkan televizyonlardanmış. Evet. Bunlar seviyor televizyon koymayı. Fazla televizyon göz çıkarmıyor. Böyle bir mantık var benim anladığım. Şu karavanda bile 3 tane televizyon var. Evet. 1, 2. İçeride vardı. Yatak odası 3. Kesin bir yerden görmediğimiz çıkan bir tane daha vardır 4. Hayır dışarıda da var. Aa dışarıda var aynen. İnanılmaz bir karavan ya. Evet, Amerika'nın en güzel karavanlarını gezdik. İnanılmaz güzel karavanlar var. Gerçekten bu adamlar karavan işini çözmüşler bence. Bizim memlekette de şimdi karavanlar çok popüler olmaya başladı. Çekmesi var, moto karavanı var, itme karavanı var. Vay be. Bir şey söyleyeyim mi? Çok ciddi anlamda söylüyorum. Alınabilecek en iyi karavanın ilk videoda gösterdiği karavan olduğunu düşünüyorum. Şaka yapmıyorum. En makulü. Fiyat olarak falan değil bu arada. Paranız varsa bile çok fazla alabileceğiniz en makul karavanın ben ilk karavan olduğunu düşünüyorum. Gayet tatlış, güzel ve şık bir karavanda. Yani karavan görevini çok rahat bir şekilde görebilecek bir şey. Onun dışındakiler hepsi bana göre fanteziye kaçıyor. Çok rahat da etmezsiniz o kadar büyük karavanlarda, onu da söyleyeyim. Sanki Çetin yarısı birazdan gidip karavan alacakmış gibi. Burada karavan pazarlığı yapıyorum şu anda ama... Yani gerçek. Bunlar gerçek. Bu kanalda hiç video yok mu? Ne alaka lan? Aa Orkun'un birdenbire videoları silindi sandım. Kıbrıs'ta 0 TL'li bir gün. Ya tam yeter. Orkun'un şeyini kapatalım. Bence ya.